Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim hepinize mutlu huzurlu bir hafta diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandan beridir YouTube kanalımda video çekmiyordum ve yayınlamıyordum bunun sebebini birazdan sizlere açıklayacağım ama e, bunu açıklamadan önce e, Gamegami'nin Oyunculara yönelik bayram hediyesinden bahsetmek istiyorum. Böyle bir güncelleme yapılmış ve böyle bir paylaşım gerçekleştirilmiş. Bayram hediyen Sıkrat Online Türkiye'den demiş: Sıkrat Online Türkiye 2024 sezonu yeni akademi sistemi ve yenilenen kervan sistemiyle hız kesmeden devam ederken. Yaklaşan Ramazan bayramının coşkusunu hep birlikte yaşamak adına sizler için birbirinden değerli hediyeler içeren bir etkinlik hazırladık diyor. Tüm oyuncularımızın Ramazan bayramını kutluyor. Bayramın hem size hem de ailenize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. İyi bayramlar Sıkvat ondan Türkiye ailesi demiş. Ee, bir adet Asus Tuf Gaming 165 Hz oyuncu monitörü bir adet Stel Series Apex 3 oyuncu klavyesi, 1 adet HyperX Cloud 2 oyuncu kulaklığı, 10 adet de 1100 Silk App'in çekilişi gerçekleştiriliyor. Ramazan bayramında yukarıda bulunan özel ürünleri hediye ediyoruz. Tek yapmanız gereken aşağıda belirtilen adımları gerçekleştirmek diyor. Sikvat Online Türkiye sayfasını takip et. 3 arkadaşını bu fotoğrafın altına yorum etikette diyor tek bir yorumda diyor hikayelerinde paylaş geriye dönük arşiv kontrolünü istenecektir diyor her artı 3 etikette yorum ekstra şans aynı kişilere spamlayarak çekilişe katılan hesaplar çekiliş dışı kalacaktır diyor hediye kazananları doğru bir şekilde etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle belli olacaktır diyor. Etkinlik 4 3 2024 4 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir diyor. Hediyeler yalnızca Silveroat Online Türkiye sunucularında aktif olarak oynayan ve 90 seviye üstü karakteri bulunan kişilere verilecektir demiş. Böyle bir şart koşulmuş. Ee, kısaca böyle bir çekiliş düzenliyor. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa Instagram hesapları üzerinden sayfayı takip altına alıp üç arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılabilirler. Ee, bu kadar arkadaşlar. Kısaca yeni yıl pardon bayram hediyesi çekilişi de bu şekildeydi. Şimdi gelelim asıl konumuza. Arkadaşlar neden YouTube kanalımda eskisi kadar video çekmiyorum. Arkadaşlar hem e, kendi iş yoğunluğum sebebiyle videolarda aksamalar yaşanabiliyor. Hem de şu an bayram dolayısıyla bir e, bayram tatiline girmiş durumdayız ve bayram tatilinde de işte ziyaretler gerçekleşiyor yanı sıra. E, ve bayramı güzel bir şekilde değerlendirmek gerekiyor ve e, biz de olabildiğince bayramı güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz bu bayramı. 9 günlük tatil süremizi. Onun dışında arkadaşlar videolarda yaşanılan teknik ve aksaklık sebebiyle videolar eskisi kadar sıklıkla gelmiyor. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar bilgisayar sistemimiz gerçekten oldukça mükemmel bir sisteme sahip bir kasamız mevcut. Ama şöyle bir problem var arkadaşlar oyun videolarını çekerken yani kayıt esnasında kaydı tamamladıktan sonra arkadaşlar görüntüyü YouTube'a yüklediğimiz zaman görüntüde bozulmalar meydana geliyor yani pikselleşmeler meydana geliyor istediğimiz o akıcı verimliliği alamıyoruz bu yüzden dolayı yani bu yüzden videolar gelmiyor arkadaşlar ya da ben video çekemiyorum eskisi kadar o yüzden bu sorun hala çözülmüş değil tam anlamıyla çözülmüş değil Farklı programlar deniyoruz olabildiğince bu e, videolarımızın kalitesini daha akıcı bir hale getirip arttırmak adına çeşitli programlar deniyoruz. Örnek ol, örnek verecek olursak öncelik olarak Mirilis Action programını denemiştik. Daha sonra OBS Studio programını denedik ve en son şu anda Nvidia GeForce Experience uygulamasını kullanıyoruz. Şu anda kaydımı Nvidia'nın e, bizlere sağlamış olduğu kendi orijinal kayıt e, sisteminden alıyoruz şu an. Bu kaydı izleyen arkadaşlar olursa ekran kaydını bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey var arkadaşlar. E, hem OBS Studio'da hem birili Action gibi e, böyle ekran kaydı ve oyun videolarını çekmek amacıyla yapılan programlarda bir FPS sorunu meydana geliyor ve bu e, FPS problemi dolayısıyla arkadaşlar çekmiş olduğumuz oyun videolarında e, videoları çektikten sonra arkadaşlar görüntüde bozulmalar meydana geliyor yani o istemediğimiz piksel sorunu yaşanıyor bundan dolayı Arkadaşlar bu problemi çözmek için Yaklaşık bir 6 günden beridir mücadele ediyorum. Yani 5-6 günden beridir bu konu üzerinde durmadan araştırmalar yapıyorum. Ayarlamalar yapıyorum ama e, tam anlamıyla e, o e, akıcı verimliliği sağlayamıyorum. Bundan dolayı arkadaşlar videolarda geçici süre nedeniyle aksamalar meydana geliyor. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Hepinizden anlayış bekliyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla sizleri de içeriksiz bırakmak istemiyorum. Yani elimden geldiği kadarıyla içerik çekmeye çalışıyorum. Ee, ve e, kayıt programlarında arkadaşlar e, normal herhangi bir masaüstü videosunu çektiğimiz zaman ekranda herhangi bir problem yaşanmıyor. Yani herhangi bir donma kasma problemi yok. Herhangi bir pikselleşme sorunu yok bunun en büyük sebebi e, hareket etmeyen bir şeyi odaklıyor ama hareket halinde bulunan e, görüntüyü pikselleştirmeye başlıyor yani bulanıklaştırıyor bunun sebebini anlamış değilim ama dediğim gibi araştırmalarım devam ediyor e, araştırmalarım sonucunda arkadaşlar en iyi kayıt programını e, bulmaya çalışıyorum yani obje stüdyo dışı haricinde Mirilis Aktyonu da denedik. Mirilis Aktyonu da e, sonuç alamadık. Yani dediğim gibi ben bu araştırmayı sürdürmeye devam ediyorum. Dediğim gibi eğer o e, tam anlamıyla elde etmek istediğim o görüntüyü yakaladığım takdirde yani o HD görüntü, o HD kaliteyi yakaladığım takdirde arkadaşlar bunun duyurusunu zaten kendi kanalım üzerinden yapacağım. Hatta bu videoların neden gelmeme sebebiyle alakalı da bir açıklama yaptım topluluk kısımlarından da orada yazdım metni okuyabilirsiniz okumayan arkadaşlar varsa o topluluk kısmında bulunan metni okuyabilir ve oradan daha iyi bir şekilde konuyu anlayabilir yani arkadaşlar kısaca bahsetmek gerekirse videoların gelmemenin gelmemesinin en büyük sebebi e, videolarda yaşadığımız o piksel sorunundan kaynaklı. Eğer piksel sorunu yaşanmasaydı büyük ihtimal videolarımız sıklıkla gelmeye devam edecekti. Ama şu anda maalesef videolarda geçici süre sebebiyle aksamalar yaşanıyor. Bundan dolayı hepinizden çok ama çok özür diliyorum. Anlayışınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola elimden geldiği kadarıyla sizlere her türlü konuda yardımcı olmaya çalıştım. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ee, anlayışınız için de şimdiden teşekkür ederim. Ee, aklınıza kafanıza takılan sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.